İnne evvele beytin vudi'a linnâs. Necmettin Erbakan Üniversitesi Köyceğiz Kampüsü'ne yapılacak Zeliha Akpınar Camii inşaatının temel atma töreninde kürsüye gelen ilk isim Rektör Profesör Doktor Muzaffer Şeker oldu. Üniversitelerin toplumun eğitim öğretim ihtiyacını karşılaması yanı sıra aynı zamanda topluma hizmet etme anlamında da katkı vermesi gerekmekte. İlahiyat Fakültesi sadece üniversitemiz öğrencilerine, akademik ve idari personelimize yönelik değil, Konya'mıza da hizmet edecek şekilde planlanmış bulunmakta. Ve inşallah bu hayırlı hizmet sadece Konya'mıza değil, Türkiye'mize örneklik teşkil edecek şekilde yerini alacaktır. Hayırsever iş adamı Kemal Akpınar tarafından yaptırılacak caminin 2018 yılı sonuna kadar bir katının ibadete açılması planlanıyor. Camimiz 12 bin metrekare alan üzerinde 8 bin metrekare kapalı alana sahip, aynı anda 15 bin kişinin namaz kılabileceği büyük bir eser olacaktır. Rahmetli annem Zeliha Akpınar ismini verdiğimiz böylesi bir eser yüksek bir konumda şehre hakim ve Konya'mızın en büyük camisi olacak bir projedir. Meram Belediye Başkanı Fatma Toru da Zeliha Akpınar Camii'nin sembol bir eser olacağını vurguladı. Hazreti Peygamber kim bir mescit yaparsa Allah onun için o mescidin bir mislini cennette yapıp hazırlar buyurmuştur. Bu caminin yapılışına vesile olan başta hayırsever iş adamlarımızdan Sayın Kemal Akpınar Beyefendi'ye huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Merhum eşleri Zeliha Hanımefendi'nin amel defterinin kapanmaması adına böyle bir eser yaptıracak olması her türlü takdirin üzerindedir. İslam şehirlerinin cami merkezli olarak kurulduğunu ifade eden İl Müftüsü Profesör Doktor Ali Akpınar, camilerin şehirlerin can damarı olduğunu söyledi. İslam şehirlerinde bütün yollar camilere çıkar. Cami şehrin kalbidir, can damarıdır. Camiyle belirlenir adreslerimiz. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun'un gündeminde ise Mısır'da camiye yapılan saldırı vardı. İslam dünyasının birçok yerinde bugün temelini attığımız camiler tahrip ediliyor. Daha dün bir camide patlatma oluyor ve 250'ye yakın mümin, ibadet eden mümin vefat ediyor. Programda kürsüye son olarak Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ geldi. Allah yolunda harcanan neyse onun karşılığı hem dünyada hem de ahirette fazlasıyla verilir. Camilerde kendilerini patlatanlar Allah'ın, İslam'ın, Kur'an'ın, peygamberin ve insanlığın düşmanıdır diyen Başbakan Yardımcısı Bozdağ, terörle birlikte mücadele etme çağrısı yaptı. Yapmamız gereken şey bellidir. Birlik olmak, beraber olmak, samimi işbirliği yapmak, nerede, kime karşı, nasıl olursa olsun bütün terör örgütlerine karşı amasız ve amansız bir mücadeleyi birlikte yapmaktır. Türkiye bu olay vesilesiyle Mısır halkının ve Mısır devletinin yanındadır. Son dönemlerde İslam'la ilgili farklı tartışmaların ortaya çıktığına değinen Bozdağ, bu tür anlayışlara yer açılmasına izin verilmemesi gerektiğini belirtti. Son dönemde İslam'la ilgili çok farklı tartışmalar da yapılıyor. Ilımlı İslam, ılımlı olmayan İslam. Benim bildiğim kadarıyla İslam tektir. Ilımlı Müslüman, ılımsız Müslüman diye Müslümanları birbirinden ayırmak, İslam anlayışını birbirinden ayırmak da asla kabul edilemez. Yapılan duanın ardından protokol üyeleri alana kurulan butona basarak caminin temelini attı.